Aydan koş. Mehmet Ali hocam. Mehmet Ali hocam. Sediye geçin, sediye geçin. Ölüyorum Mehmet Ali. Çiğdem nerede? Mehmet Ali hocam nerede? Siz merak etmeyin, biz buradayız. Allah'ım, bilseydim daha önce gelirdim cennetine. Alalım. Geçmiş olsun, daha iyi gördüm sizi. Sizi görüp nasıl kötü olabilirim? Anlamadım. Yani yeniden görebilmek ne kadar güzel bir şey. Biraz önce gözüm kararmıştı da. Emre Hoca'yı tekrar çağırayım mı? İster yok, misiniz? Yok, yok, yok. İyi, iyi. Böyle iyi. Yalnız siz öyle bir içeri girince ben kayıt için isim falan alamadım. Söyleyebilecek durumda mısınız? Siz ne sorarsanız sorun, söylerim tabii. Ağzımla söyleyemesem pandomim yaparım. Adınız? Asıl sizin adınız. Benim adım mı? Benim adım değil, sizin adınız lazım. Ay, yoksa hatırlamayacak durumda mısınız? Çok mu vurdular kafanıza? Kim? Kim benim kafama vurabilir ya? Sen bir de onları gör. 25 kişi üzerime geldiler, hepsi pet. Bundan sonra pipetle beslenirler artık. Belli belli. Neyse, adınız ne amca? Amca mı? Amca ne ya? Aydancığım, selam, ne var ne yok? Hocam iyi. Az önce yaralı biri geldi, sizi sordu. Şimdi iyi de işte şey yaptık, acil odasını aldık bakalım. Allah Allah. Hı. Ya amca, niye söylemiyorsun adını? Çok mu canın yanıyor? Sen amca dedikçe canım acıyor. Hulusi abi. Mehmet Ali. Adınız Hulusi. Soyadınız ne? Çilemciğim, hadi sonra halledersin. Beni yalnız bırak hastayla, hadi. Tamam hocam. Abi ne oldu sana böyle ya? İş kazası diyelim Mehmet Ali. Abi nasıl iş kazası? At tepmiş gibisin ya. Veli Efendi hipodromdan at mı çalmaya çalıştın? Aşk olsun Mehmet Ali. At hırsızına mı benziyorum? Hem ben bıraktım o işleri. Abicim ne oldu, bir anlat bakayım bana. Şimdi merdivenlerden düştüm Mehmet Ali. Hulusi abi, bak benim bu tip durumlarda polise bilgi vermem lazım. Rapor yazmam gerekiyor. Polis yok Mehmet Ali. Polis yok. Ben sana güvenip de buraya geldim. Düştüğüm yerin hemen iki sokak ilerisinde devlet hastanesi vardı. Oraya giderdim ben. Abicim o zaman bak, bir şey olmuş. Söyle bakayım ne oldu, anlat. Ya vallahi merdivenlerden düştüm Mehmet Ali. Şimdi polis gelse sicilim temiz değil diye inanmaz. Bu acıyla anlat dur. Nasılsınız? Daha benim nasıl olduğumu mu merak ettiniz? Aydan hemşire yolladı da beni. O tahlil sonuçlarıyla ilgileniyor, git bir bak dedi. İyi misiniz? Yeniden doğmuş gibi. Var mı istediğiniz bir şey? Bir serumunuzu alırım. Ne? Ya bir serum taksanız diyorum. Hani biraz daha uzansam, güç toplasam. İyi tamam, ben bir soruyorum o zaman. Aydan. Durun durun, gitmeyin. Burada kalın, burada kalın. Hem birbirimizi, yani hastayı daha yakından tanımış olursunuz. Ay, yazık. Yalnızlık mı çekiyorsun sen amca? Kimin kimsen, torunun torban yok muydu senin amcacığım? Çilem, bir bakar mısın? Benim şimdi gitmem lazım. Emre Hoca'yı yollarım yanınıza, o ilgilenir sizinle, tamam mı? Amca ne ya? Amca ne ya? Çilem Hanım, hoş geldiniz. Mehmet Ali hocam sizden test istedi. Ha, ne testi? İdrar. Ne? Evet, bunu kullanabilirsiniz. Siz yapın, ben alırım. Ya Çilem Hanım, ben bunu yapmasam yani hiç olur mu canım? Hem de siz alacaksınız. Nerede Mehmet Ali hoca, nerede? Hastası var, kesin yapmanızı söyledi. Ya Çilem Hanım, ben şimdi bunu yapmasam, daha sonra yapsam, sizin mesai kaçta başlıyor? Sabah 8. Tamam, 7'de buradayım. Hayır, şimdi istiyor. Allah Allah, niye istiyor ya? Acaba durumum stabil değil mi? Ah Mehmet Ali, ah! Benim gibi adamdan istenilecek şey mi bu ya? Bu ne ya?
Yaptınız mı? Vallahi elimden ne geliyorsa yaptım. Daha ilk tanışmamızda size böyle bir şey vermek istemezdim ama oldu bir kere. Olur mu canım? Tıpta utanma olmaz. Verin. Yani her zaman böyle değil bu. Buna bakıp beni yargılamayın, olur mu? Ne alırsınız efendim? Ah! Sevdiğim kadına tek taş almam gerekirken kendi ellerimle neler vermek zorunda kaldım, neler. Allah'ım bu nasıl bir acı? Anlamadım efendim. Beni kimse anlayamaz zaten. Ben hiç anlaşılmaz biriyim. Niçin ben? Hiç. Ben birazdan geleyim o zaman. Böyle mi filizlenecekti aşkım? Ah!